Merhabalar. Evet, koronavirüslerin evde kalmaları bitti. Şimdi normalleşme sürecine girdik. Aradan bir mevsim geçti bile. İlkbaharı hepimiz evlerimizde geçirdik. Hepimiz demeyeyim de birçoğumuz değil. Uzun kolludan gördüğünüz üzere kısa kollu bir geçiş bile başladı. Evet, şimdi bu yeni normalleşme sürecimizin ilk videosu diyelim. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Başlıktan da anladığınız üzere herkesin merakla beklediği bizim meşhur tarama tekniğimizi öğrenme zamanı geldi. Uzun bir video olacak. Tarama süresi çünkü 1-1,5 saati buluyor normal bir tarama yaptığında. Aralarda hızlandırma yapacağım. Çekimin hızlandırması olacak. Olabildiğince kısaltmaya çalışacağım. Çünkü yüklemesi de çok sıkıntı yaratıyor. Hatta kendime şöyle bir saat hazırladım. Buradan taramayı başlatacağım. Başladığında süreyi başlatacağım. Bitirdiğinde de bitireceğim. Sonunda size normalde bu taramamın ne kadar sürdüğünü göstermek istiyorum çünkü. Onun haricinde malzemeleri hızlıca bir bahsedeyim. Malzeme birincisi Schmincke'nin 101 miydi? Evet, 101 numara akriliği. Bu bende büyük boy şişesi. Normalde şişenin şekli budur. Onun bu beyazın buna dolmuş halini düşünün. Bu beyaz değil tabii ki. Bu var. Yalnız tek başına Schmincke'yi ben kullanmayı sevmiyorum. İçerisine mutlaka başka bir beyaz akrilik daha koyuyorum. Neden? Schmincke'nin kıvamı çok güzel fakat üst üste sürdüğümüzde böyle lake gibi parlak kaygan bir doku oluşturuyor ve o dokunun üzerine çalışmak çok kolay değil. Sürekli oradan boya çıkabiliyor. Artı işlem tamamen bittiğinde, uygulama işlemi bittiğinde bir küçük bir darbede bile oradan boya sökülebiliyor. Onun için tek başına kullanmak istemiyorum ve kullanmıyorum da. İçine ya Folkart'ın, ben aşağıya bütün malzemelerin seri numaralarıyla birlikte nasıl olması gerektiğini yazacağım. Ya Folkart'ın beyazından karıştırıyorum. Veyahut da Pebeo'nun Deco serisi var. Onun beyazından karıştırıyorum. Mutlaka iki beyazı birbirine karıştırıyorum. Oran da %60 mat olan beyazdan, %40 da Schmincke'mizin beyazından karıştırıyoruz. Sonra da içerisine sulu boyamızın yeşilinden ekliyoruz. Sulu boyamız, tabii ki ben St. Petersburg kullanıyorum. Şu güzel boyam. Burada Yakup hocamın pis yeşil dediği, sevmediği için bizim çirkin yeşil diye adlandırdığımız, normalinde Emerald Green diye geçen minyatürde çokça kullanılan bir yeşil tonu vardır. Ondan karıştıracağız. Diğer malzemelerimiz ne? Karıştırma fırçamız var. Taramak için bir fırçamız var. Desenimizi geçirmek için ve sonrasında da boyama aşaması bitip kuruduğunda mührelemek için mühremiz var. Kalemimiz var çizmek için. Eskiz kağıdımız var. Paletlerimiz var. Saatim var. Nasıl bir kağıda yapacağız derseniz, kağıt olarak ya dokusuz paspartu kartonu tercih etmenizi tavsiye ederim. Ama krem rengi olsun. Koyu renk olmasın. Koyu renklerde çok rahat çalışılmasın. Kapatması, boyarken kapatması uzun sürer. Benim şu an elimdeki 300 gram hot press dokusuz bir sulu boya kağıdı. 300 gram olunca buna da rahat çalışabiliyoruz. Bunda da sıkıntı yok. El altı kağıdım hazır. Peçetem hazır. Mührelemek için çikolata kağıdı diye bir kağıt vardır. Bulabilirseniz eğer, bunu tavsiye ederim. Bunu koyup bunun üzerinden mühreleme yapıyoruz. Zeminimizi pürüzsüz hale getiriyoruz. Ve bir de neyim var benim? Gözlüğüm var. Gözlüğümü takıyorum. Meşhur gözlüğümü. Kameram dönüyor ve ne yapıyoruz? Taramamıza başlıyoruz. Hadi dönsün kamera. Görüşürüz. Evet, ben şimdi eskizime selvi ağacımı çizdim. Ama olabildiğince minik çizdim ki sürem kısa olsun diye. Size ölçüsünü de şöyle söyleyeyim. 1,5 santim uzunluğunda bir küçük selvi ağacı çizdim. Şimdi çizdiğim yön burası. Desenimi geçirme aşaması, hani mühreleyerek diye bahsetmiştim ya geçirdiğimizi. Eskizimizin tersini çevirdim. Sabit tutuyorum elimle ve mühremle bu çizgilerin oraya kaydırmadan eskizimi, desenimi geçiriyorum. Şimdi
Hemen kaldırmıyorum. Bir köşesinden bakıyorum geçmeyen bir yer varsa diye. Bakın tamamı geçmiş. O zaman ne yapıyorum şimdi? Eskizimi kaldırdım. Bununla şu an işim bitti. Şimdi sıra geldi boyamızı hazırlanmaya. Biraz kenar alalım kirlenmesin. Paletimizi aldık. Ne demiştik? %40. Şimdi kemikten koyacağız. İyice çalkalayalım önce bunu ki bunlar suyun içinde ayrışıyor. Çok sıvı çünkü. Ama benim bu boyamın deliği tıkandığı için şurada ben kendi içine alacağım. Az bir boya hazırlayacağım için fazla bir şey almıyorum buraya. Kapattım. Şimdi sıra solu kartımda. Fırçamı temizliyorum ki fol kartım kendi kutusuna değmesin. Bu arada fol kartım ben size serisini yazacağım dedim ya. Aynı şeyin serinin bu kapak rengi siyah olanı da vardır. Siyahını değil bu altın rengi olanını almak istiyorsanız alın. Bunu da kapattık. Önce bu ikisini karıştırıyoruz. Bu ikinci boya şiminki haricinde kullanacağınız başka markalar da kullanabilirsiniz. Amsterdamlar falan da var. Ama önemli olan mat olsun lütfen. Bu ikinci boyayı kullanmamızın sebebi o. Mat boyaya ihtiyacımız olduğu için şiminkiyi matlaştırmak istiyoruz. Önce ikisini güzelce bir karıştırdım. Fazlalığını bırakıyorum. Sonra yıkıyorum. Yani o sesi gene duyuyoruz değil mi? Çarpıyoruz sağa sola. Şimdi ıslattım hafif fırçamı. Yeşilime geliyorum. Hangi yeşil? Bizim şu çirkin yeşilimiz. Ana rengini şuraya sürerek size bir göstermek istiyorum önce. Yani bu yeşil, tamam mı? Hangi yeşil olduğu karışmasın. Sonra bu yeşilimi aldım. Boyamın içerisine karıştırıyorum. Şimdi burada ben olabildiğince açık renk bir yeşil elde etmek istiyorum. Sebebi şu. Taramamı yaparken çok açıktan yavaş yavaş koyuya doğru geleceğim. Bu en açık halini size gösterebilmek için ağacımın zeminde olabildiğince açık renk yapmak istiyorum. Çünkü zemin ne kadar açık tondaysa o kadar açıktan başlamak gerekiyor. Eğer yeşilimin tonu, bu hazırladığım zemin tonum biraz daha koyu olursa o zaman taramamı daha koyudan başlatmam gerekiyor. Biz taramayı selvi ağacında öğreniyoruz. Neden? Onu söylemeyi unuttum size. Onu tararken anlatayım. Şimdi çünkü şunun kıvamını göstereyim size. Şu anki kıvam, hani ilk boya kıvamında söylemiştim ya, hemen kapanmıyor. Daha hızlı kapanan bir kıvama ihtiyacım var. Çünkü tek seferde kapatmaya çalışmıyorum hiçbir zaman. İnce ince boyayın. Çok sulu olsun. Çok kat boyayın. Sıkıntı yok. Ama boyanız kalın olursa bakın çizgi daha hızlı bir şekilde akıyor birbirine. Eğer boyanız kalın olursa onun dönüşü yoktur. Orada kalın fırça darbeleri kalır ve o fırça darbelerini sonra toparlayamayız. Mührelesek bile ezemeyiz. Şimdi boyamaya gelince fırçamın ucunu düzelttim. Boyamada tarayacağım yön yukarıdan aşağıya doğru olduğu için boyamamın yönünü de öyle yapmam gerekiyor. Öncelikli olarak şu kenarından gidiyorum. Kontür atıyormuş gibi ve fırçamı bastırıyorum. Bu sürme tekniğidir. Sürme tekniğiyle boyuyorum. Sürme tekniğinde fırça bastırılır. Aşağıya da dönüyorum. Şimdi bu birinci katı boyadım. Alttan krem rengim kendisini gösteriyor. O yok olana kadar bir kat daha, bir kat daha öyle üst üste boyayacağım. Şimdi bu kurusun biraz. O kuruyana kadar ben size önce yan tarafta kurşun kalemle taramamızın bir yönünü anlatmak istiyorum. Şimdi çok açık renk tarayacağım için orada anlayamayacak. Onun için burada göstermek istiyorum.
ağacımı çizdim şimdi. Şimdi neden selvi ağacında tarıyoruz? Biz taramamızı orada öğreniyoruz. Sakal taramamıza öncelik yapsın diye, hazırlık yapsın diye. Şu aşağıyı bir sakal gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Tam cepheden bir sakal gibi düşünün. Sakalı yaparken ortalar düzdür. Bu şekilde gelir. Sonra buradan kenara doğru şu kenar açı neyse soldaki ve sağdaki, sağa doğru giderken sağ tarafın açısına doğru geçiyorum. Ama inerken mutlaka şu aşağılara, bu yuvarlığının oraya kancalar gireceğim. Ve yan tarafın hareketine geleceğim. Sonra ortadan sola doğru gitmeye başlayacağım. Bu sefer de soldan sağa doğru kancalar giriyorum. O yuvarlak hareketini göstermek için. Ağacımızın dışına kontür atmayacağız. Selvi ağacımızı yapraklandırırken ne yapmıştık? O yapraklarımız dış hattını belli ediyordu. Bunda da taramamız dış hattını belli edecek. Ortası koyu. Kenarlara doğru rengi açacağım taramamda. Ve açısı, ortası düz. Kenarlara doğru açılmaya başlayacak. Aşağıya gelirken mutlaka kancalar atacağım. Sol tarafta aynı şekilde buradan buraya doğru gelirken aşağılara kancalar atarak gelecek. Bütünündeki mantık da şu. Şurada bir tane ip var diye düşünün. Hepsi, şu an uzun çiziyorum ama hiçbir zaman taramamızı bir seferde dümdüz aşağıya doğru yapmayacağız. Kısa kısa yapacağız. Buradan aldım çizgimi, geldim aşağıya, burada durdum. Buradan geldim yan tarafına, daha aralıklı yapıyorum. Buraya kancamı attım. Geldim yan tarafına, kancamı attım. Kenarlara doğru giden ipler düşün. Tek bir noktadan geliyor. Dış tarafın hareketine uygun bir şekilde gelip her birisi kendi geldiği yerin altına kancasını atıyor. Form bu şekilde olacak taramada. Şimdi kurşun kalemli hali bu. Bu arada baktım, kurumuş. Hemen bunu ikinci katı atayım. Bu arada açık renk yapacağım dedim ama koyu bile olmuş yani. Yine aynı şekilde sürme tekniğiyle, yani fırçamı bastırarak boyuyorum. Ama alt tarafta bu boya damlacıklarını bırakmamaya çalışıyorum. Ve bir de şunu unutmayın. Boyanız ıslakken üzerinden bir daha o kurumaya yakın hale geldiğinde bir daha gitmeyin. Boyayı oradan kaldırırsınız. Mutlaka kurumasını bekleyin. Orada ekleme yapmak istediğiniz bir yer varsa kurusun. Ondan sonra boyamasına devam edin. Tekrar fırçayı temizledim. Taramayı yaparken şimdi ben size fırçayla ayrıyetten anlatacağım ama burada şunu söylemek istiyorum. Kalemle gösteriyorum. Taramayı kısa kısa tarayacağız dedim ya. Tarama kısalı uzunlu gidecek sürekli. Yani böyle tek sıra halinde şerit gibi gidip ondan sonra üstüne gelen gene şerit gibi gidip buralar sert sert belli olmayacak. Kısalı uzunlu olacak. Üstüne gelen tekrar kısalı uzunlu olunca ne yapacak? Onlar birbirine kaynaşmaya başlayacaklar. Birbirlerine girecekler. Sürekli tarama mantığım bu olacak. Fırçamı koyarken de kaldırırken de mutlaka o yumuşaklığı koyacağım. Hiçbir zaman bastırmak yok aşağıya doğru gelirken fırçamı. İnce geliyorum. Fırçanın ağırlığıyla gidip sonra kaldırıyorum. Eğer durarak yaparsam, her geldiğimde dura dura yaparsam buralarda noktalar oluştururum. Başlangıcında çarparak gelir. Sonrasında kaldırırsam gene aynı şekilde başlangıçta noktalar olur. E ne olur olursa bir sonraki sıraları taramaya başladığımızda bu sefer oradaki o ek yerleri çok fazla bir şekilde belli olur. Amacımız tamamen tüy gibi yumuşacık, sanki bir ipeğin üzerinde kayıyormuşuz gibi yumuşak yumuşak hareket etmek ve hiçbir şekilde fırçamın başladığı ve bittiği yeri göstermemek. Bu iyi pilot hali, piste dokunuyorsunuz ve hemen uçuyorsunuz. Dokunuyorsunuz ve hemen uçuyorsunuz. O nüans vermeden devam edeceğiz. Bakıyoruz kurumuş mu? Evet, bir üzerine eskiz kağıdı koyup mühürleyelim. Buna bir kat daha gitmeye gerek yok şu an.
yani çikolata kağıdı. Eğer elinizde çikolata kağıdınız yoksa eskiz kağıdıyla da bunu yapabilirsiniz. Mühreleme işini de boyadığınız yön neresi ise o yönde yapıyorsunuz. Çok bastırmıyoruz. Çok hafif bastırarak. Bunun amacı ne? Boyamızı ezmek. Hop, pürüzsüz bir doku olmuş. Çünkü orada boya hafif pütürcükler yapıyor. O pütürcüğün kaybolması gerekiyor. O sebeple mühreliyoruz. Ben şimdi ortalığımı biraz açayım. Kendime yer bırakayım. Çünkü taramaya başlayacağım. Şimdi bu beyazla artık işim bitti. Tarama esnasında kesinlikle bu beyaz boyayı kullanmıyorum. Bu akrilikli boyalar tekrar kullanılması isteniyorsa kapalı bir kutuya konması gerekiyor. Açık bırakırsanız eğer kurur ve tekrar sulu boya gibi suyla çözülmezler. Şimdi fırçamı ıslattım. Boyamı alıyorum, yeşil boyamı. Paletimi aktardım. Paletimin içine biraz tuz var, onu alalım ki sonra tararken bize sıkıntı yapmasın. Tarama hassas iş. Koydum. Şimdi burada önemli olan şey, taramadaki bizim için en önemli mantık, olabildiğince suyla rengi açıyorum. Şimdi o en açıklığı neye göre ayarlamanız gerektiğini de şöyle söyleyeyim size. Bu hazırladığım en açık renk, ağacımın üzerine çizmeye başladığımda orada kendisini göstermiyorsa doğru renkti. Ama eğer çizdiğimde çok net bir şekilde kendisini gösteriyorsa bu koyu bir renktir. O zaman biraz daha suyla açacağım demektir. Bizim yaptığımız bu iş kral çıplak modeli. Yani çizgi var, görüyormuş gibi yapacağız, görmüyoruz. Aslında görünüyor çok dikkatli baktığınızda. Çünkü hani fırçamızı sabunla temizlediğimizde hala içinden boya çıkıyordu hatırlarsanız. Hiçbir zaman tam temizlenmiyor suyla. Bunda da öyle düşünün. Bakın bu açık renk ve bunu oraya taradığımda bu renk orada fazla görünecek. Bu renk bile şu an koyu. Ki benim hazırladığım ton biraz ne dedim? Koyu olmuş dedim. Ona rağmen şu anki bu boyam da koyu. Şimdi iyice sulandırdım. En açık hali burayla birleştirmiyorum ki iyice koyulaşmasın. Deneyeceğim bakalım olacak mı orada. Taramada önemli olan birinci şey, suyla iyice rengini açtık. Rengi açık renk yapmak için beyaz boya kesinlikle koymuyoruz. Suyla rengi açıyoruz. Bunu lütfen unutmayın. Sonra yaptığım şey peçeteye tamamen elimle çevirerek fazla suyunu bırakıyorum. Ve geçiyorum taramaya. Taramayı yaparken buradaki mantıkla gidiyoruz. Ben ortadan başlarım. Siz ister kenardan ister ortadan nasıl istiyorsanız. Fırçamın mutlaka o tarım kontüre uygun olan fırçalardan, kılavuz kılı yerinde olan fırçalardan kullanmam gerekiyor. Çünkü o uçtaki incecik kılavuz kılı benim taramamı sağlayacak. Eğer küt olursa kalın çizgiler çıkar. Kalın çizgi çıkmasının zaten iki sebebi var. Birincisi biraz önce yaptığım fırçayı tamamen peçetede temizlemek, suyunu almak. Eğer onu tam almadıysanız buraya çizdiğinizde sulu ve kalın bir çizgi çıkar. İkinci kalın çizgi çıkma sebebi de fırçanızın ucundaki kılavuz kılınız eğer yoksa, fırçanızın ucu biraz kütse, onlar da kalın çizgi yapar. Eğer her şey yolundaysa o zaman başlıyoruz. Fırçamın sadece nemiyle gidiyorum. Bakın şu an benim burada yaptığım hız neyse bu hızla tarayın. Daha hızlısı değil. Tarama yaparken bakın koyuyorum ve kaldırıyorum. Ucunu siz şimdi orada bayağı iyi görüyorsunuzdur. Odaklanıyordur kamera. Durmak yok. Böyle gelip sert durmayacağım, tamam mı? Çiziyorum ve kaldırıyorum. Şimdi taramayı yaparken bulunduğum yerden sağa doğru gidiyorum. Giderken bu arada dilimle de arada nemlendirip el altında siliyorum. Çünkü sadece ucu kuruyor. Giderken İki çizgi arasında bir çizgi boşluk kalmayacak kadar yakın yapmaya çalışıyorum. Taramanın en önemli noktası budur. Ve aynı yere tekrar sürmüyorum. Hemen biraz kurumasını bekliyorum.
Sürdüğüm yere tekrar sürersem orası biraz nemli olduğu için boyayı kaldırırım. Açık renkken bunu görmeyebilirsiniz ama koyulaştığında onu çok rahat fark edeceksiniz. Orada boya kalkınca bu en alt zemindeki açık rengi görmeye başlarsınız. Ve fırçanızı tararken ucu bakın yamulmaya başlıyor. Onun için çevireceksiniz. Sürekli eğer aynı açıyla tutarak böyle devam ederseniz, fırçanızın ucu yattıysa iki tane şey olur. O sürtünmeden dolayı siz sadece ucunu vurduğunu zannetseniz de o yatmaya başlıyor. O sürtünme, yatma ve sürtünmeden dolayı birincisi orada oluşturduğunuz çizgiler birbirine kaynaşır ve orada bir floluk oluşur. İkincisi orada biraz önce söylediğim aynı yere vurmuş oluyorsunuz fırçanızı ve boyanızı kaldırmış oluyorsunuz. Onun için yan yana vuracaksınız ama fırçanızı da sürekli çevireceksiniz ve fırçanızın sadece kılavuz ucunu kullanacaksınız. Bu arada boyam çok kurudu diye paletime gidiyorum. Sonra çünkü tükürükle iyice rengi açılacak. Tekrar bakın peçetemde temizledim. Burada peçetede gördüğünüz ton var ya, bu tonu kağıdımın üzerinde görene kadar aynı tonla taramaya devam edeceğim. Birden koyulaştırmaya geçmiyorum. Yavaş yavaş koyulaşacak. Bakın şu anki tonu bu. O tonu burada görene kadar. Bu tonda boyadığım zeminimin bir tık koyusu. Çok koyusu değil. Onun için göremiyorum burada. Eğer çok koyusu olsaydı hemen görünecekti. Şimdi yan yana çizgilerimi tarıyorum. Ve burada bu rengin oluşması uzun bir süreç olacak. Pufidik bir tarama olmasını istiyorsak bunu yapacağız. Şimdi normal adam akıllı taramama başladığım için başlatıyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Bu arada ben sürekli aynı devam edeceğim için uzun da süreceğinden ara ara konuşacağım, ara ara susacağım. Sustuğum bölgelerde birazcık hızlandıracağım çekimimizi. Arada bir belli bir koyuluğa geldiğinde, hatta şu anda ben bunun daha tam çizgiler belli değilkenki halinin bir fotoğrafını çekeyim size. Onları da ayrı ayrı öyle Instagram'da ilk aşaması diye paylaşayım. Bir dakika bir durdum. Ekranda fotoğrafı alalım. Hemen. Evet. Saniye. Evet. İlk benim fotoğrafını aldım. Şimdi sonraki aşaması, rengi koyulaşmaya başladığında birazcık bir fotoğraf daha alacağım. Bu arada biraz susuyorum. Kamerayı sabitleyeceğiz. Ben ara ara gene konuşacağım ama çok fazla kamera artık git gel yapmayacak. Bakın sadece parmağım git gel yapıyor. Böyle çekmiyorum, elimi kaydırmıyorum. Çünkü kısacık, küçücük bir alana müdahale ediyorum. Alan küçük diye bir seferde bütün hepsini böyle taramaya çalışmıyorum. Çünkü onu alırken aşağıya doğru nüans da yapabiliriz. Yamulmalar da olabilir. Burada en önemli olan şeyler yaptığım çizgimin tam paralelinin böyle döne döne ortaya doğru düz gelmesi. Yani burada düz yaptım, burada şöyle yamultayım diye bir şey olmaması gerekiyor. Düzgünlüğü sağlamak için. Çünkü biz dağınık bir şey taramıyoruz şu an. Düzenli bir şey tarıyoruz. Bu da çok önemli. Sadece parmağımı ileri geri hareket ettirerek yapıyorum. Ve elimle çevirme işlemimi unutmuyorum fırçamı. Yoksa fırçamın ucu yamulmaya başlıyor. Fırçamın ucu yamulursa ne oluyordu? Boya kalkıyordu oradan.
Onlara dikkat ediyoruz. Şimdi üst katmana geldim. Şimdi üst sırada bakın. Aynı şekilde biraz aşağıdakine de kaydırarak tarıyorum. Ona da dahil ediyorum taramamı. Biraz önce size kurşun kalemde anlattığım olay. Şimdi hızlandırmaya başladım videoyu. Burada çok hızlı bir görüntü var. Sanki noktalıyormuş gibi görünüyor ama lütfen biraz önceki el hareketlerimi unutmayın. Burada tarama yapıyoruz. Ve bu hızlarda söyleyemiyorum, gösteremiyorum. Diğer alanlarda da sanırım söylemeyi unutuyorum. Sürekli her seferinde fırçama boyayı aldıktan sonra yapmam gereken ilk hareket fırçamdaki fazla suyu olabildiğince peçeteme bırakmak ve fırçamda kalan nem ile taramama başlamak. Eğer biliyorsunuz fırçamda çok su kalırsa ne yapıyordu? Kalın boya çizgileri yapıyordu veyahut da boyamızı yerinden kaldırıyordu. Taramamızı yaparken çizgilerimizin arasında, iki çizgi arasında bir çizgi boşluk bile kalmayacak kadar yakın ve dip dibe yapıyoruz taramamızı. Evet, şu an bakın 18 dakika olmuş. Bir durdurmayayım, sonra devam ettiremem. Ve ağacımızın şu anki halinin fotoğrafını çekiyorum. Parmağım kasıldı mı? Evet, kasıldı. Çünkü kolay bir iş değil. İkinci halini de çektik. Şimdi bu ikinci hali ise ne değişecek? İçine çok azıcık daha boya koyuyoruz. Tonumuzu bir tık daha koyulaştıracağız. Ben bu taramayla ilgili şu detayı söylerim hep. Çok açık renkten üst üste gelerek bu palette gördüğümüz rengi oluşturmaya çalışıyoruz ya. Jelatin kağıtları vardır, renkli jelatin kağıtları. Birçok üst üste beraberken renk tek başına göründüğü gibi görünmez. Koyu renk görünür ama tek bir tanesini alıp kaldırdığınızda renk çok açıktır. Burada taramada yaptığımız işlemde o çok açık olan rengi üst üste koyarak koyu hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu aşamayı yapmadan önce şunu da yapabilirsiniz. Fırçanızın ucun hareket ettiği şekli görmüyorsanız eğer, değiyor mu değmiyor mu oraya dokunup dokunmadığınızdan emin değilseniz, o zaman boyanızı önce koyu olarak kenara alın. Ağacınızın üzerine hiç gelmeden onu kenarda o gösterdiğim tarama hareketini yukarıdan aşağıya nüansı hiç vermeden sıfır başlayıp sıfır çekmek ve ara ara fırçamı çevirmek. Elinizi hangi aşamadayken bu tarama hareketinin yapabildiğini, fırçayı nereden tuttuğunuzda, nasıl vurduğunuzda elinizi görmek, öğrenmek istiyorsanız bu çok güzel bir yöntemdir. Kısalı uzunu tarıyorum, yukarı çıkıyorum, yukarıdan onunla birleştiriyorum. Dilimle nemlendireyim, biraz kurudu. Koyu renkle bu işlemi önce elinize öğretebilirsiniz. Burada çarpmamayı öğrendikten sonra, çarpmamayı öğrenmek yani böyle çarparak başlamayacaksınız ve bitiminde birden şöyle durup noktacıklar oluşturmayacaksınız. Onu öğrendikten sonra tekrar en açık haliyle taramaya geçebilirsiniz ağacınızda. Bakın küçücük hareket. Elim sürekli bu hareketi yapıyor. Fırçayı çeviriyor.
olabildiğince yan yana koymaya çalışıyorum. Hemen çizdiğim yerin üzerine bir daha çizmiyorum ki kurusun, yoksa oradan boya kalkar. Fırçamı çeviriyorum ki ucunun o yatmış hali oradaki boyalarımı yerinden kaldırmasın ve oralarda rengi birbiriyle kaynaştırmasın. Her biri çizgi çizgi görünsün diye. Fırçamı, bir diğer yaptığım şey de neydi? Boyamı aldıktan sonra iyice peçetemde temizlemek. Eğer burada sulu alırsanız inanın buradaki sonuçlarda bu ince çizgiyi göremezsiniz. Onlara dikkat ediyoruz. Şimdi ben diğer kendi tonuma dönüyorum ve taramama devam ediyorum. Burada da hala koyduğum çizgi birden tak diye kendisini göstermeyecek. Fırçamın ucuna tüy gelmiş. Onu mutlaka temizliyorum. Kontür aşamasında da yaşamıştık böyle bir şey. Tüyler kalmasın orada. Şimdi tekrar aynı mantıkla devam ediyorum. Sessizlik olacak, susacağım. Ve sadece müziği dinleyeceksiniz. Durun, sessizleşmeden önce şunu da söyleyeyim. Taramayı yaparken sürekli yaptığınız yere odaklanacaksınız. Onun için kendinizi iyi hissedecek bir müzik açın. Ama bu odaklanma size uyku getirmesini istemiyorsanız hareketli müzikleri tercih edebilirsiniz. Hareketli müzikler bir taraftan da sizin temponuzu arttıracaktır. Şu an 23 dakika oldu efendim. Yan tarafa biraz diğer koyuya vakit ayırdık ama olsun, 23 dakikadır bu işin tepesindeyiz. Ama bakalım size kaç dakikalık video olarak gelecek bu. Sustum. Video hızlandı ve ben hatırlatmama tekrar giriyorum. Boyama fırçama doldurduktan sonra tamamen peçetemde fırçamın nemini bırakıyorum. Eğer ki ağacımın üzerine tozlar geliyorsa onları oradan uçuruyorum. Taramamın mükemmel olabilmesi için olabildiğince hassas çalışıyorum. Fırçamın orada kılavuz kılıyla sadece ince çizgiler yapmasına özen gösteriyorum. Bizim amacımız orada ince ince çizgiler görebilmek. Evet. 35 dakika oldu. Şu anki halimiz bu. Hemen şu anki halimizi bir fotoğrafına çekelim. Açtık kameramızı. Fırçamızı yanına koyalım. Kimlikmesin. Gözümüzü yönelik dedi. Evet. Şimdi koyuyoruz tekrar içine. Biraz daha renk. Biraz daha koyulaştırıyoruz. Benim taramayla ilgili bir hikayem var. Bir taraftan bunu yaparken onu anlatayım size. Şimdi klasik taramamızın mantığı bu. Taner Hoca bize üniversitede bu şekilde öğretti. Deli gibi tarıyoruz. Bu arada dipnot, hocayla çalıştığımız çalışma hala durmakta bende. Küçük bir böyle doğa tasarımı yapmıştık, minnak bir şey. Bir tanesinde düz selvi ağacı böyle taralı. Yanındaki selvi ağacında da yapraklı olan, o yaprakların içleri taralı. Seneler sonra ders verirken böyle öğrencilerime gösteriyorum, bakın işte ben de ilk başlarda iyi yapamıyordum, taramam böyleydi falan diye. Sonra aldım bu düz selvi ağaca, baktım ya bayağı da iyi taramışım aslında, çok iyiymişim falan yaptım. Sonra yandaki yaprakların içine baktım, onlar kabus. Sonra dedim ki yok, bu büyük olan ağacı ben batırmıştım. Taner Hoca onu alıp toparlamıştı. Onun için o güzel görünüyor. Küçük yapraklı olana baktığımızda gerçekler görünüyor. Yani başlangıçta bu kadar iyi tarayamıyordum.
Taradıkça taradıkça öğrendik. Neyse, Taner Hoca'dan o sene öyle öğrendik sıfırdan, böyle yavaş yavaş deli posteki sayar gibi taramayı. Ertesi sene Yakup Cem'le ders yapıyoruz. Bir at figürü çalışıyorum. Atımın paçalarını tarıyoruz. Yakup Hoca gösteriyor. Aldı fırçayı. Direkt size şurada gösterdiğim koyu ton var ya. Direkt aldı o koyuyla, hem de sepya. Onunla çatır 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 taramaya başladı. Bir güzel tarıyor. Ya dedim, ne güzelmiş Taner Hoca, ne bizi deli gibi uğraştırmış, böyle tarayıp tarayıp duruyoruz. Sonra aldım ben de tabi sepyamı. Aynı şekilde, çok kolay görünüyor ya, tarayacağım. Başladım taramaya. Döndüm sana o çamur gibi bir görüntü. Aman Allah'ım dedim, nasıl oluyor bu iş böyle? Tabii ki acemilik, bunu kafa basmıyor o zaman. Yakup Hoca'nın bir el melekesi var. Doğal olarak alıyor o haliyle. Bize en koyusundan da olsa, kontür kıvamından da olsa mis gibi bir tarama gösteriyor. Temeli çünkü öğrenmişiz biz, Taner Hoca da kalkıp onu bize tekrar anlatacak değil. Taner Hoca da bize temeli görelim diye bu en sıfırından tane tane üst üste taramayı gösterdi. Velhasıl diyeceğim o ki, maalesef işin temeli bu. Önce başında bu deli posteki sayar gibi ince 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 bunu yapıyorsunuz. Eliniz o melekeliği kazandığında o zaman daha koyudan da taramaya başlayabilirsiniz efendim. Ama başlangıçta lütfen rica ediyorum, yavaş yavaş koyulaşın. O hızlandırma aşamaları birden hızlanmış olmuyor, yavaş yavaş hızlanıyor. Derslerde öğrencilerimle yaşadığım olaydır bu. Saatlerce kimse başımda çünkü dikilmiyor. Ben bu taramayı yaparken onlar sohbet halinde birbirlerine dönüyorlar, konuşuyorlar birlikte. Ben tararken konuşuyorum. Ama onlar devamlı benim taramama bakmadığı için kafalarını kaldırıyorlar. Geri baktıklarında biraz daha koyulaşmış. Tabii o süreci sürekli başından sonuna benim gördüğüm gibi görmedikleri için taramayı yapmaya başladıklarında birçoğunda yaşadığımız manzara, bir anda koyuyla taramaya başlıyorlar. Çünkü gördüklerinde akılda kalan hafıza o. Görünen olan hali kalıyor. Lütfen sizler bunu yavaş yavaş, elimin hızlandırılmış halini de şu anki haliyle tarıyormuş gibi düşünerek devam edin. Instagram sayfama bu aşamaların fotoğraflarını çektim. Onları tek tek paylaşacağım. Oradan da görün lütfen. Bu arada o ilk başından beri anlatmam itibariyle şu anki çekim süreci 1 saati geçmiş durumda. Masa başını geçtiğim anı söylüyorum size. Ama taramada kaç olmuşuz? 40. dakikaya gelmişiz. Susuyorum tekrar. Videonun başında sizlere fırçamı nasıl tuttuğumu söylemeyi unuttum. Ben fırçamı kendime doğru yatırıp kendime doğru çekerek tarıyorum. Dik olarak da tutabilirsiniz ama önemli olan kendinize doğru çekerek tarayabilmek. Bu şekilde taradığınızda forma daha çok hakim oluyorsunuz. Ters yukarıya doğru tarama da yapılabilir ama formu belli olan şekillerde pek uygun olmaz. Bir dakika oldu. Şimdi biraz daha koyulaşıyoruz. Bu tondan sonra geleceğimiz aşama, içine biraz siyah koyacağız. Çünkü yeşilin o buraya boyadığım hali, o tonu burada elde ederken sürekli yan yana aynı çizgiler geldiğinde bir süre sonra çizgi kaybolmaya başlıyor. Onun için içine başka bir ton koyuyoruz ki en koyu halini öyle yapabilelim diye. Bu en koyu ton da siyah. Siyahta da aynı şekilde birden siyah basmayacağız. Önce buradaki en son kullandığımız ton neyse o tonun üzerine biraz siyah karıştıracağız. Biraz onu tarayacağız. Sonra bir tık daha içine siyah karıştıracağız.
O süre daha kısa olacak. Zaten şu an araları daha bir yaklaşmaya başladı. Hızlandırma bitimleri daha çabuk olacak. Çünkü koyu tonlarda istenilen katman daha çabuk oluşturuluyor. Daha boya koydum içine. Sanki ötekisine çok yakın noktaya çıkıyorum. Mantığım bir çizgi, yeni bir kat için boya hazırladığımda, o çizgiyi koyduğumda çok sert bir şekilde orada görünmemesi. Görünecek ama çok sert olmayacak. Bir de bu tarama katmanlarının ilerleme aşamalarını nasıl anlatayım size? Hani bizim şu nüansları çizdiğimizde çok açıktan yavaş yavaş koyuya doğru gidişimiz var ya. Burada da o şekilde yavaş yavaş koyuya gitmesi gerekiyor. Birden koyulaşma olmayacak. Bir diğer anlatabileceğim şey de izleyenler arasında eğer renk skalası çalışmış olan varsa bir tonun açıktan koyuya doğru geçişlerini kutucuk kutucuk renklerle hazırlarlar. İşte o renklerde atıyorum bir numaralı kutuyu yaptım, iki numaralı kutuyu yaptım ton olarak. 3'e geçmeden 4'e geçersem burada bir anda koyu çizgi görürüm. Onun olmaması gerekiyor. O sırayı ilerleyerek gideceğiz. O zaman o güzel taramaları elde edebiliyoruz. Ama şunu da unutmayın. Tarama fırçayı mahvediyor. Sürekli sürtünme hareketi olduğu için zımpara etkisi gibi bir süre sonra fırçanızın ucundaki kılavuz bozuluyor. Ama o bozulan fırçamızı taramadan sonra noktalama tekniğini öğreneceğiz. Orada kullanıyoruz. Çünkü bu kılavuzu çok uzun olanla noktalama yaptığımızda noktalar değil de çizgiler oluşmaya başlıyor. Onun için fırçayı tasarruflu kullanıyoruz. Bir de ara ara hızlandırmada şöyle parmağımı falan görüyorsunuz. Bunlar şu demek. Orada tüyler yapışıyor taramayı yaparken. O tüyleri kaldırmam gerekiyor. Şurada bir tanesi kaldı, onu kaldıramadım. Kaldıramazsam o tüy orada yatay bir çizgi şeklinde kalıyor. Yapışıyorlar da çıkmıyorlar da. Evet efendim, 52 dakika oldu. Şimdi rengimizin içerisine siyah damlayacağız. Bende 2 tane siyah var. Biri Natural Black, biri de Paint Spray diye geçiyor. Natural olandan alıyorum. Daha kahve siyah. Yok, güzel çok koydum. Şöyle şuradan şu tarafına doğru alayım. Nasıl birden koyulaşacak yoksa. Evet. Birazcık koyulaştırdım. Şurada. Buradaki rengimin üstüne. Şimdi bununla gireceğim. Ve bu selvi ağacımın ortası koyu olacak. Kenarlar bu tonlara yakın gidecek. En koyu yerim orta olacak. Dediğim gibi biz bu taramayı sakalı düşünerek yapıyoruz. Sakalda da dudağın alt tarafına gelen yer koyudur. Diğer yerlerde sakalın o elmacık kemiğinin oradan çıkar. Oralar açık renktir. Ve sakalın en aşağı dönüş yerleri koyudur. Onları düşünerek burada hareket ettiğimiz için selvi ağacımızın ortasını koyu, kenarlarını açık olarak ve aşağısı da koyu. O şekilde tarayacağız. Ama selvi ağacı normal çalışmalarının üzerine geçildiğinde orada işte kenarları koyu olanları var, ortası açık. Kenarlardan böyle dışarıya doğru taşanları var. Komple dümdüz taranları var. Çeşitlilikler mevcut. Burada amaç sakala hizmet ediyoruz biz şu an. Taramada çok önemli bir şey. Fırçadaki fazla boya peçeteye tamamen bırakılmalı.
fırçanın nemi ile taranması gerekiyor ağacımız ve hangi taramayı yapıyorsak o. Bu sadece tarama için geçerli. Yine 8 dakika oldu. Biraz daha şimdi koyulaştırıyorum. Bu arada biraz önce o aşamaları fotoğrafını çekmeyi unuttum. Bu siyahın ilk aşamasının bitişini bari çekeyim de. En azından. Siyaha geçmeden önceki hallerini falan şeyde kameradan netleştirip almaya çalışırım. Yanına bir fırça damlacığı geldi. Doğru fırça. Boyamızın şu anki tonu o. Taradığımız ton. En koyu haliyle. Ve ortadan başlıyorum. Ortası koyu olacağı için. Bakın taramayı yaparken yumuşak yumuşak dokunuşlara devam ediyorum. Hiçbir şekilde acele etmiyorum. Aralardaki boşlukları görmeye çalışıyorum ve oraları doldurmaya çalışıyorum. Taradığım yerin üzerine tekrar tarama yapmıyorum. Hemen eğer tarama yaparsam orası ıslak olduğu için oradan boyayı kaldırırım. Kurumasını bekliyorum. O kururken ağacımın diğer taraflarını tarıyorum. Bunlar küçük dikkat edilmesi gereken nüanslar. Lütfen bu noktalara çok dikkat edin. Üç dakika oldu ve biraz daha siyah koyuyorum içerisine. Artık muhtemelen bu son hali olacak. Bir dakika, bu tarafı unutmayalım. Bu tarama işlemi bittikten sonra gövde bölümünü boyasını hazırlayıp öyle koyacağız. Ama tabii ben video artık çok uzadı. O bölümünü yapmayacağım. İleriki videolardan birinde bir iş çalışmasında gösteririm veya sonradan bunun altına küçük bir ekleme çalışması videosu koyarım. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz normal taramamızı bu şekilde yapıyoruz ama mimari küçük küçük evler koyuyoruz ya, onların aralarına sergi ağaçları koyduğumuzda bu şekilde şey yapmıyoruz. En açıktan koyuya doğru gitmeler yapmıyoruz. Altına böyle akrilik de sürmüyoruz. Bunu birazdan yan tarafa direkt pıtır pıtır gösteririm size. O çok daha kolay bir şeydir. Şu an bu masa başı çekimimiz 1 saat 25 dakikayı buldu toplamda. Yani canlar, bir tarama öyle kolay çıkmıyor. Minyatür sanatı çok kolaymış, çocuk işiymiş diyenlere duyurulur. Öyle patır patır boyayarak yapmıyoruz bu işleri.
Öyle tara babam tara. Ya ne oluyor böyle tarayınca? Görüntü çok daha güzel oluyor. Bizler kendimizi tatmin ediyoruz. Gerçekten sanattan anlayan kişiler satın alırken de bu farkı çok güzel ayırt ediyorlar. Kendinize eğer bir sanat eseri yapıp evladilik saklamak istiyorsanız tasarımından tekniğine her bir aşamasında ayrı bir özen göstermeniz lazım. Artık bu sanatlar belgeleme amaçlı değil, Osmanlı'daki gibi sanat oldu tamamen. Kitaplardan çıktık, tablolar halindeyiz. Eğer siz de bizim gibi deli postaki saymaya meraklı olanlardansanız hoş geldiniz aramıza diyoruz. Noktalamada da aynı postakiler sayılmaya devam edecek. Pek bir farkı yok tarama tekniğinin deliliğinden. Taramayı daha keyifli hale getirmek için yeni dönemdeki yeni müzeyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Püf nokta, peçeteye fazlalığı bırakmayı unutma. İnanın Osmanlı dehşet güzel taramalar yapmış. Hiç Mehmet Siyah Kalem'in bile işlerinin orijinalini görme fırsatı olan oldu mu bilmiyorum. İstanbul'da Yapı Kredi Kültür Sanat'ın sergisi vardı. Mehmet Siyah Kalem'in çalışmalarından. Ben ilk o zaman orijinal tarama eskiye dair gördüm ve inanamamıştım. O dönemde bile bu kadar mükemmel yapılabiliyormuş. Bizim kitaplarda gördüğümüz küçücük işlerin bayağı büyütülmüş halleri olduğu için onlar da daha deformasyona uğramış olarak gözüküyor büyütüldüğünden dolayı. Levni'nin orijinal işlerini gördüğümde onda da aynı şekilde dehşete kapıldım. Gerçekten müthiş taramalar var. Ama bizler o baskılardaki bilmem kaç kat büyütülmüş kaba hallerini gördüğümüz için taramaların öyle kaba olduğunu zannediyoruz. Şu an benim bu işim de bu yaptığım taramam da çok ince taramaymış gibi görünüyor. Ama büyüteç altında baktığınızda o kadar da güzel olmadığını göreceksiniz. Onun için lütfen, Osmanlı böyle ince taramıyordu ki kaba kaba tarıyordu demeyin. Görmeyenler orijinal Osmanlı minyatürleri çalışmalarında gitsin görsün derim iyi örneklerini. Evet, ağacımızı tamamladık efendim. Şimdi son halinin de bir fotoğrafını alalım. Elini fırçamızı koyalım. Şöyle çevireyim. Budur. Şimdi dedim ya, hani kolay tarama yapıyoruz küçük evlerimizin aralarına diye. Onlar şöyle. Mesela şöyle çatıyı düşünün. Burası çatıysa buradan görünen direkt boyuyla alıyorum ve bir üçgen formunda tarama atıyorum. Şu an bu kağıdım sulu boya kağıdı olduğu için çok dokulu oluyor orası. Göstermiyor kendisini.
Bütün yapmak istediğimde de yine aynı şekilde alıyorum. Böyle çevire çevire. Allah, hiç hoştu. Elimi yoruldu, tutamıyor paçayı. Böyle döndürerek. Bunu sivri yapıp. Biraz yağlanmış oralar itiyor. Neyse, kabaca şu an gösterdim. Böyle bu şekilde aralara atıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da kahve tonuyla şu alt tarafının gövdesini koyuyoruz. Bu çatının arkasından göründüğü için ona koymuyoruz. Küçük ev aralarına böyle basit basit atıyoruz yani. Evet, toplam ne kadar sürdü? 72 dakika sürdü efendim. 1 saat 12 dakika ve 25 saniye. Bir küçük 1,5 santimlik ağacımızın tarama süresi. Bakalım size kaç dakikasını bunu göstereceğim. Hadi bakalım dönelim bir konuşalım kısacık. Ya işte böyle. Bizim işler bu kadar kolay çıkmıyor. 1,5 santimlik bir ağaç 72 dakika 25 saniyede sonuç buldu. Yani kolay bir şey değil. Aşama aşama yavaş yavaş ilerleyen bir teknik. Sanatımız böyle, ince bir sanat. Ama bir sürü detay tarama esnasında anlattım size. Hikayelerde anlattım. İşin özü bu. Bunda yapabileceğimiz bir şey yok. Yani ileriki aşamalarda alt bazına biraz koyu girip işi daha kolaya çevirebiliyoruz. Daha hızlı tarama yapabiliyoruz. Ama tarama esnasında anlattığım bu asıl amacımız neydi bizim? Burada biz sakala ön hazırlık yapıyoruz. Sakalda öyle iğneye buğdaya kaçmak olmuyor. Bu güzel pidik sakalları yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey en açıktan yavaş yavaş kuyuya doğru gitmek. Sakalın aşağılarına doğru koyulaştırmalar başlayacak ama yukarıda şu telimizin buradan çıkış yerleri sıfır olması lazım. Onun için çarpma olmaması lazım. Sakal taramasını öğretirken bunun önemini göreceksiniz. Ama bunun çok iyi oturması gerekiyor ki onun önemi orada nasıl ortaya çıkıyor siz de görün. Taramayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bu videomu izlediğiniz için, bana sabır gösterdiğiniz için. Size toplam kaç dakikalık bir video olarak karşınıza çıkacağım bilmiyorum. Göreceğiz ama uzun bir video oldu, bunu biliyorum. Öncelikli olarak videolardan haberdar olmak için kanala abone olmanızı rica ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse videom lütfen beğenin. Aşağıya bana yorumlar bırakabilirsiniz. Dönüşler yapıyorum zaten. Bu videoların amacı sizlere eğitim vermek. Onun için ödevlerinizi de istiyorum. Kaç videoda söylemeyi unutuyorum. Lütfen eğer gerçekten bu sanatla ilgileniyor, beni izledikten sonra oturup çalışıyorsanız hiç çekinmeden ödevlerinizi berincekingüc@gmail adresimi mail olarak atabilirsiniz. Birisi sordu, onun için özellikle söylüyorum. Sizin kontrollerinizden ücret almıyorum. Ücretsiz bir şekilde bunu yapıyorum. Rahatlıkla gönderebilirsiniz. Bunu da burada söylemiş olayım. Bu kadarcık efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Bütün görselleri Instagram hesabıma da koyacağım. Oradan da alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Rahatça artık dışarıda kendinizi koruyarak dolaşmaya devam edebilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.